Arkadaşlar merhaba. Daha önceki videolarımda derelerde altın aramanın ve yarı değerli ve değerli taş toplamanın yasal olup olmadığını CİMER'e sorduğumu belirtmiştim. Aslında videomda bunun yasal olmadığını da ben anlatmaya çalışmıştım. Ama yine de net bir cevap almak için CİMER'e de bir yazma gereği duymuştum. Şimdi burada ilk önce sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bu arada adımın geçtiği yerleri siyahla karaladım. Oraları bilerek ben karaladım. Soru şu şekildeydi. Derelerde büyük ölçekli kazı yapmadan küçük eleklerle ve toprağı eleyerek ham doğal altın bulmak ve bulduğumuz altınları satmak yasal mıdır? Bunu yapmak için herhangi bir izin, ruhsat ya da sertifika almak gerekli midir? Aynı şekilde doğada kazı yapmadan kalsedon, opal gibi yarı değerli taşları bulup satmak yasal mıdır? Bu faaliyet için herhangi bir izin, ruhsat veya sertifika almak gerekli midir? Bu faaliyetler hobi amaçlı olarak yapılıp bulunan madenin satılmayıp koleksiyon yapılması halinde işleyiş aynı mıdır? Bu konuda muhatap yerel yönetimler mi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mıdır? Bu faaliyetler hangi kanun ve yönetmelik kapsamında değerlendirilir? Bunu ben CİMER'e yazdım. Şuradan bakabilirsiniz. CİMER bunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sevk etmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından cevaplanmış. O yüzden hani ben bunu daha önce savunmuştum. İşte arkadaşlar bunu definecilikle karıştırıyor, define kanunuyla karıştırıyor, bambaşka kanunlarla karıştırıyorlar. Bunun muhatabı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Kanunu'dur diye. Ama birçok arkadaşımız bunun böyle olmadığını düşünüyordu. Gelen cevap şu şekilde. Maden arama ve üretim faaliyetleri 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. Bunun dışında izinsiz olarak yapılacak madencilik faaliyetlerine 3213 sayılı Maden Kanunu ek madde 15, bu kanun kapsamında işletme izni veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler infazın tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar. Hükmü kapsamında işlem tesis edilmektedir diyor. Buradan anlayacağımız şu, burada izinsiz madencilik faaliyetlerinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası alabileceğinizi anlayabiliriz. Devamında da şöyle yazmışlar. Ülkemizde amatör veya hobi amaçlı maden arama ve üretim faaliyetlerine izin verilmemekte olup yasal olarak altın ve diğer madenlerin arama ve üretim faaliyetlerinde bulunabilmesi için Türkiye.gov.tr adresinde bulunan e-maden portalı üzerinden alan sorgulaması ve 4. grup arama ruhsat müracaat başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Evet arkadaşlar, CİMER'den gelen cevap bu şekilde. Sonuçta bu faaliyetlerde bulunuyorsanız da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmanız ve buradan maden izni ya da maden işletmek için gerekli izinleri almanız gerekmekte. Şimdi buradan bunu okuyup da birçok arkadaş şey diyecek. Orada bunu detay yazmamış falan ıvır zıvır diyecekler. Ama ben başka bir videoda bunu aslında daha detaylı olarak anlatmıştım. Burada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tabi o kadar uzun bir cevap vermemiş. Sadece burada alacağımız cezanın 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olabileceğini belirtmiş. Ve bu faaliyetlerde bulunabilmek için de 4. grup ruhsat müracaatında bulunmamız gerektiğini anlatmışlar. Gelen cevap bu şekilde. Gelen cevabı da sizlerle paylaştım. Umarım açıklayıcı olmuştur.